Hani bu eğer en üst dilimdeyseniz atıyorum %40 ödemeniz lazım. Buna karşın Eurobond fonu aldığı zaman %10 stopaj ödüyor. Şimdi burada bir cazibe merkezi var. Ama bu cazibe merkezinin yarattığı önemli katkılar var. En önemli katkı ne? Kamu finansmanı. Bu Eurobondların önemli bir bölümü bu fonların içinde. Yani biz eğer buraya hızlı dokunursak, ki bence Sayın Bakan da buna dikkat çekmek istemiş. Hızlı dokunursak bu sefer yan etkilere neden olabiliriz. Yan etki deyince aklına ne geliyor? Yani adam o zaman buradaki Eurobond fonundan parasını çeker. Mesela yabancı için bir şey var mı? Açılı bir belge. Yok. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle bir istenmeyen bir sonuç üretebilir bu tip yaklaşımlar. O yüzden eşitlemek, ya bu üstelik 3 defa falan bunların belgesel yapısı değişti geçmiş dönem içinde. Yani bir kere kondu, hemen kalktı. İşte eski kurulmuşlar için geçerli değil, yeni kurulmuşlar için geçerli olacak bendi. Eurobond'un üzerine gidildi falan filan. O sefer hatalı oldu zaten. Yani orada getirildiğinde geçmişteki bütün fonlara da uygulanacak şekilde çıktığı için ilk düzenleme çok da infial de oldu. Büyük sıkıntı da yarattı. Daha sonra o düzeltildi. Hani ondan sonrasında o fonlara katılanlar için uygulanmak üzere düzeltildi. Tabii biraz vergi geliriyle falan da alakalı herhalde. Ne dersin? Evet, tabii yani tabii ki ona da tabii saygınlık gösteriyorum ama yani vergi geliri kamu finansmanını Eurobond'ların yabancı para cinsinden finansmanı zora sokacaksa hani onu dengeli götürmek lazım. Sayın Bakan'a da teşekkür ediyoruz buradan bir kere daha. Çünkü önemli yani birden infiale neden olduğu anda bu sefer daha henüz gerçekleşmeden bazı yatırımcıların aksiyona geçmesine neden olabilir. Bu da hem profesyonel yönetim ve Eurobond yatırımları hem de bence kamu finansmanı açısından oldukça önemli. Bekliyor musun burada peki %30'un üzerinde önümüzdeki sene itibariyle ya da daha sonrası için bir uygulama? Ben beklemiyorum. Döviz tarafı yani döviz ağırlıklı fonlar veya döviz cinsi. Yani beklemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani mutlaka vergisel açıdan ihtiyaç hasıl olduğu için bir miktar bir şeyler olabilir. Ama %30 bence yüksek bir şey. Ve piyasayı sıkıntıya sokar bu anlamda. Diye düşünüyorum. Yani yan etkisi aldığın vergiden fazla hale gelmeye başlayabilir. Bunu çok iyi ölçmek lazım ama ekonomi yönetimi de zaten bu konuda oldukça eğil. Bence bunu ölçerek yürüyeceklerdir.